Müzedeyiz. Biraz sonra müzenin içine gireceğiz ve Halıcı Ahmet Urkay Bey ile röportajlarımız olacak. Neden müze? Ahmet Bey kim? Onu tanıyacağız. Ve bambaşka bir programla yine birlikteyiz. Evet. Şöyle alalım gene Ahmet abi. Sizi tanıyalım Ahmet Bey. Ben Ahmet Urkay. Halıcı. Marmaris'i 1969 yılında geldim buraya. Burada eski halıcılık üzerinde çalıştım. Eski ve yeni halı üzerinde. Ondan sonra otel, pansiyon. Bu eski eşya meraklarım vardır benim. Onlara derdik, toparladım falan. Bunlar da bir orada burada çarçur oluyor bazı damlarda, depolarda falan. Bunları da buraya kurduk. Şimdi hiç olmazsa gelecek nesillere, gelecek kişilere bu eserlere onlara hapis etmek değil de dışarıya vurup onları eserlerimize sergilemek istedik. Oldu. Geçtiğimiz günlerde açtınız burayı. Nasıl ilgi? İnsanlar Marmaris'ten mi gelip serginizi geziyorlar? Muğla'dan mı geliyorlar? Üniversiteyle falan diyaloglarınız oldu mu? Ahmet Bey var içeride. Hem beraber görüşelim orada. Tabii bu eğitim ve kültüre bağlı bir şey. Eğitim ve kültüre bağlı. Bu sevgiler, efendim eskiye dönük, bu hep kültür ve eğitime bağlı. Bizim Türkiye'de bu kadar eğitim ve böyle eşyaları sevecek kişiler çok az. Bunu Avrupalı daha takdir ediyor, daha çok seviyor. Ama ben Türkiye'de %20 seven kişiyi ancak görebilirim. Yani demek istiyorsunuz ki Türkiye'de gelen nesil nesil iyi olacağını umudundayım. Evet. Gelen nesil iyi olacak. Gelecek nesil bunu seveceğine inancındayım. Ama bizler de diyorsunuz, geleneklerimize, göreneklerimize sahip çıkarak bunları onlara anlatalım mı diyorsunuz? Tabii. Biz de zaten onun için burada onlarla gelecek nesiller için buraya kurduk ki nesiller gelsin, görsün, eski geçmişini tanımış olur. Şimdi içeri girelim, bakalım bu sergide neler varmış. Şarap olur bunda. Eskiden bağcılık meşhur olduğu için bunlar da hep sirke, turşu, şarap izim yaparlar. Beni ilk görünce böyle eski Yunan tarihçesine de böyle mezarlar vardır. Mezar sandım, mezar taş sandım. Evet. Yine burada eski taşlar var. Bu ne Ahmet Bey? Sütünbaşı. Değil mi Ahmet abi? Sütünbaşı. Sütünbaşı o. Gidelim şurada yine bir şey var ona bakalım. Bu eski kuyular vardı bizim. Sözüm ya bana hayvan devri zamanındaki. Ovalardan gelen geçen hayvanından yol yürüyen gelen giden bunlardan su çekerler. Hayvanlarını sularlardı. Kendileri su içer. Ovalarda, dağlarda, bayırlarda, çeşmelerin olmadığı yerde de bunlar olur. Kuyular, eski kuyular evet. Bizde 30 metre aşağıdan bunları su çekerler. Suyla hayvanını sularlar. Kuyu. Kuyu ağzı bunlar. Onlar dibek. Bunda keşkek duvarlar. Bunlar eskiden düğün böyle
düğünlerde çeyiz alımı, gelin alımı, efendim burada keşkek düğümü diye bir adetler vardı. O keşkek düğümlerinde bunlar da toplanırlardı. Sırayla keşkek döverlerdi. Şimdi büyük kazanlarda dövüyorlar. Ben biliyorum. Bizim oralarda hala keşkek vardır düğünlerde. Değil mi Sabri Bey? Ordu'da da vardır. Yavaş düşecek kameramız. Evet. Bu eski toprak evlerde yağmur yağmadan bir gün evvel topraklara sertleştirmek ve onlara yarıklarını gidermek için bu yurgularla yuvarlardı. O günler hep siz de bilirsiniz belki. Ben bilmiyorum. O kadar yaşlı değilim ben. Ne yaptın sen? Daha 18 yaşındayım ben. Ufak çocuk. Evet, burada sevgili yine taştan oyma, mermerden oyma. Çeşme. Çeşme, evet. Çeşme taşı. Bunlar da ocaklı şeysi. Ocakların üstüne konan şeyler, süsler. Ha, süsler. Bu da ocaklı başı derler. Bunlar işlemeli, bak şunlar da aynı. Bunlar belki Ermeni işi. Burada yine bir kuyu, küçük kuyu var herhalde burada. Burada bir kuyu taşı ağızlığı daha var yine. Bir tane daha. Buradan da böyle çekerek iple tabi su alınırdı. Biz çekerdik küçükken de. Burada Ahmet abi bir tane ağaçtan kütük yapacağız bunları. Bunlar eski mısır falan değirmen. Evet. Değirmenler yok. Yani insanlarımızın çok su değirmeni, şu değirmenleri olmadığında evinin aç kalmaması için arpasını buğdayını bununla yararlardı. Biz onları biliyoruz. İşte var, hiç kısmına koyduk saplı. Saplı değil mi? Bu da onu da sapı olur orada. Arpa, buğday yahut darı bundan üğüdülür. Yani bizim orada mısır işte darelere mısır denir. Hala yapılır, açlık yapılır onlardan. Çevirirsin, üğüdürsün. Bu da yemek olur. İlerliyoruz. Taş dağı var, içinde su var. Bu da aynı. Keşkek taşı. Keşkek taşı. Evet. Burada keşkek taşıyormuş yine. Evet. Bu at arabası nereden kalma? Bu eski cingene arabası. Bu cingene arabası da taksi eskiden hayvan devrinde olan cingene. Bu eski kovboy filmlerinde vardır böyle at arabaları. Evet evet bu ondan. Bak bu güzel. Evet burada içinde de eski dolap var. Eski dolap var içinde. Eski dolap değil mi o dolap? Köy dolabı. Köy dolabı. Bunun içinde yaşıyor. O yemeğini yiyor. Bir yere park edip bununla da evet. Tatiline gidiyor adam. Olabilir. Böyle. Karavana gibi bir şey eski. Evet burada yine şey var doğru. Tezgah var. Burada sofra derler buna. Bizim oralarda. Burada sanırım yemek falan koymuşum. Burada bir taş var. Taş. Önemli bir taş burada. Çekerim. Türkiye'de yani arpa, buğday bulamayanlar falan çok. Bu Alman harbinde tabii. O zaman göçü taşından böyle yarıp yarıp bunlardan yemek yeniliyor. Ekmek yapılıyor. Nereden size böyle bir merak geldi yani durup dururken Ahmet Bey işinde gücündeyken birden bu işlere merak sardınız ve biriktirmeye başladınız. Şimdi yıllara bir geri dönerseniz. Ha tabii bu hepsi bir kültür ve görgü meselesi. Bunu başkaları da aynı yapabilir. Bir taraftan eğitim, bir taraftan ticaret, bir taraftan görgüsüyle, her şeysiyle, merakıyla bunlar olur. Hepsi de olur. Mesela ben pul biriktiriyorum mesela meraktan. Evet. Siz? Evet Rahmi Koç onlar tabii var. Sabancı'nın falan işte geçen günlerde Cem Boyner resim sergisi açtı. Farklı olarak herkesin bir hobisi var tabii ki. Efendim bunlar bazı insanlar kendilerini rahatlandırması için bir de stres gidermek için
bir de kültürüne, geçmişine tanıyarak kendi kendine yaşatıyor. Kendi kendine, ben şimdi bir İzmir'e gitsem, herhangi bir tarafı gitsem, bir eskici dükkanına giderim. O eskici dükkanına vardığım zaman bir şeyler görürüm. Kendime rahatlandırmak için, stresimi gidermek için bu eşyaları bildiğimden dolayı bazılarına satın almaya kalkarım. Öyle öyle gider. Sizin asıl memleket nere? Biz Tavas'ın Konak Kasabası'ndan, Denizli, Nikfer köyündenim. Oradan Marmaris'e geldiniz. Hem 120 kilometre benim memleketim buraya. 120 kilometre. Evet, içeri girelim şimdi. İçeride bakalım Ahmet amca neler biriktirmiş, neler sergiliyor. Ahmet amca, ne bunlar şimdi? Tam içeri girerken bizi uyardınız. Bunları da çekin dediniz. Çeşme. Çeşme başlıkları. Çeşme başlıkları. Sabancı da bunları çok severdi. Onun da bu çok bahçesinde vardı. İstanbul'dan ben bunları hepsini topladım. Osmanlı'dan kalma tabii bunlar. Çeşmesi bunlar, evet evet. Biz geçen günlerde Bosna'ya gittiğimizde gördük. Bazen aynı çeşmelerde var yani. Kullanmışlar, evet var. Bunlar da aynı çeşme. Evet. Evet, burada da bir çeşmemiz var. Evet. Su yokmuş burada. Temsili olarak var tabii ki. Evet. Evet, merakla beklediğiniz. Evet, girdik. İçeriye girdik. Bunlar da var. Tabi biriktirdiğimiz bazı okul, efendim camidir, okuldur, onur belgesi, şeref belgeleri. Evet, orada Süleyman Demirel imzalı bir belge görüyoruz, takdir belgesi. Var. Avni Akyol var, değerli bir eski bakanımız. Evet, oldu tabi o da. Bunlar da yaptırdığımız okullardan, başarılardan, işlerden dolayı. Sizin işmeler de var değil mi, bir Ahmet Urkay okulu? Marmaris'te var. Halıcı Ahmet Urkay Anadolu Lisesi var burada. Bu da yine eski bir şey değil mi? Yani kapıyı da tabii eski, yeni de eski şeye göre yapmışsınız tabii. Eski tabii, evet. Eski kapılara göre. Yukarıda da yine bak, Çin'in çalışmaları var. Evet. Onu oraya koysa öküzün yanına. Ama buradaki kompozisyon güzel yani. Şey tamamlıyor ya böyle. Geçmiş yaşamı. Bak, o Gamla arabasından bir yere gidiyor. Atını arkasına bağlamış. Aynı eski hali. Şimdi orada harman yapıyorlar. Benim tahminim. Harman, ben de küçükken harman evet diyor ya. Üstüne binmiş böyle geliyor. Tabii tabii. Evet. Bu galbırı. Galbırı var orada. Bir tane evet evet. Orada yabası var. Onlar sürüyor, yapıyor. Evet. Şu tarafı. Bu taraftan başlayalım. Burada bir yine yörük çadır süsü var burada. Bir tane yörük çadır süsü. Yörüklerin, çadırların önüne asılan bir süs sanırım. Öyle sanıyorum. Evet. Burada yine La ilahe illallah bir eski Kur'an-ı Kerim var, ayet var. Evet, bu muhabir arkadaş vardı burada. Şey, neydi adı? Köycez'de. Ender Türkkan diye bir muhabir arkadaşımız gelmişti buraya. Burada da eski. Çok eski. Eski el yazısından altın yazıları var. Bunlar hep Kur'an-ı Kerim. Orada kalemlikleri, efendim hokkaları var. Burada da şifa taslarımız var. Orada Kur'an-ı Kerimlerimiz. Daha zenginleşecek burası. Bu da eski ferman. Osmanlı fermanlarından. Evet. Yine de bu eski köstekli mi, kömbekli mi? Ne diyorsunuz bunlara? Saatlere. Evet, köstekli saat. Evet, bunlar. Bunlar ağızlık, kehlübar tesbih falan. Onun sigara tablosu. Bunlar da onlar.
cep saatleri. Bunlar takıları.